Bugün kaydında kek yapmasını öğreniyorum. Her şey el kararı. Bir kaşık yoğurt atıyorum. Birazcık süt. Bir tane yumurta. Biraz şeker. Biraz bir şey irmik atacağım. İrmik. Rendelenmiş limon kabuğu olacak. Biraz limon tadı gelsin istiyorum. Biraz vanilya. Vanilya. Biraz kabartma tozu. Bunu bir karıştıralım. Üzerine dövülmüş badem. Ceviz. Karıştırıyorum. Biraz daha şeker ekleyeceğim. Tereyağı. Çok az mısır unu. Biraz toz tarçın. Fazla atmayayım. Uzun süre karıştırıyorum. Biraz pudra şekeri katacağım. Karıştırmaya devam.
Canım biraz kahve istedi. Kahve tadı da gelsin. İçine ne bulursam koydum çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorum. Daha sonraki aşama biraz içerisine kepekli un. Biraz un kıvamını istiyorum. Un kıvamı, un tadı gelsin ağırlıkıma. Kepekli un kullanıyorum. Onun için unu biraz fazla katacağım. Biraz daha un katabilirim ama bakacağım kıvamına göre. Nasıl olacağını merak ediyorum gerçekten. Biraz un olsun istedim ama akşama göreceğiz. Eğer beğenirsem ya yine bırakacağım. Yoksa tabii yağlı kağıdımızı daha önce kullanmıştık ama tekrar kullanacağım. Dolayısıyla ilk kekimi yapmış oldum. Kek mi kurabiye mi artık fark etmez. Evet, ilk kekimizi yapmış olduk. Kek mi ya da kurabiye mi fark etmez. Şimdi bunu pişireceğiz. Evet, fırına yerleştirdik. Şu anda pişecek. Pişmeye devam ediyor. Tadını beğenirsem yayına bırakacağım. Sanki biraz şişme varmış gibi.
Şöyle. Kurabiyelerimiz pişmeye devam ediyor. Ne kadar pişireceğimi bilmiyorum ama buradaki çatlamalar bizim için bir gösterge olabilir. Kurabiyeler çatlamaya başladı. Kurabiye ya da kek fark etmez bizim için. Evet, sanırım yeni bir kural buldum. Hepsi çatlayana kadar pişireceğiz. Hepsi çatladığı zaman pişmiş olacak. Çoğunluğu çatlamış durumda. Kurabiyelerimiz pişti. Dolayısıyla bak. Gayet besleyici kepekli ekmek, kepekli un var, mısır unu var, irmik var, süt var, yoğurt var, yumurta var. Kaydımız bu kadar.